Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hangi konudan bahsedeceğiz? CV hazırlama ve Almanya'da iş arama siteleri. Neleri en çok kullandık biz? Neleri kullanmaya gerek kalmadı ve neler yaptık? Şimdi CV oluşturma için 7 aşama diyeceğim ben. Bu 7 aşamayla kolayca CV'nizi oluşturabilirsiniz. İsteyenlere hatta taslak da yollayacağım. Yorum yazabilirsiniz ya da maillerinizi yazabilirsiniz. Evet, şimdi İlk olarak başlık kısmı olması gerekiyor bir CV'nin. Başlık kısmı ne demek? Orada kısaca başlıkta sizi özetleyecek, sizi tıklamasını sağlayacak özellikleriniz olması gerekiyor. Mesela ne olabilir? Müşteri odaklı, 10 yıldır gıda sektöründe tecrübesi olan gibi. Yani böyle vurucu cümleler, tabii ki sizde olmayan şeyler olmayacak. Olan şeyler ama ne yazacaksınız? Vurucu, orada tıklamayı sağlayacak ya da dikkat çekecek. Sonra 2. Kişisel bilgiler. Tabii burada hepimizin Türkiye'de de hazırladığı gibi aynı şeyler. İsim, soyisim, ehliyet olur genelde. Doğum tarihi. Ve burada önemli şey ne? Kişisel bilgilerde. İletişim bilgileri. Şimdi öyle bir şansınız olmayabilir ama eğer böyle bir şansınız varsa biz şöyle yaptık. Almanya'da bir adres ve bir Alman hattı. Yani giden olabilir, gitmiş olabilir birisi. Onlardan hat rica edebilirsiniz. En ucuz kontrollü bir hat aldırırsanız, burada bir ucuz telefonu takarsanız daha ciddiye alabilirler. Orada Alman hattınızı yazabilirsiniz. Ve kaldığınız, eğer Almanya'daysanız zaten kaldığınız yerin adresini yazacaksınız. Çünkü postayla da bilgilendirme olabiliyor. Eğer Almanya'da değilseniz, bir tanıdığınız, bir arkadaşınız varsa onların iletişim bilgilerini yazabilirsiniz. Ve Alman hattınız ve Alman adresiniz CV'nizde iletişim bölümünde olmuş olacak. Sonra üçüncü, tabii ki bu da her CV'de olduğu gibi kariyer geçmişi. Evet, burada çalıştığınız firmalar, pozisyonlar ve iş tanımlarından bahsedeceksiniz. Yıl yıl bunları yazabilirsiniz. Sonra eğitim geçmişiniz, bu dördüncü aşama. Eğitim geçmişiniz olacak. Eğitim geçmişinizden bahsedeceksiniz. Sonra ne yapacağız? Tabii ki eğitimden bahsettik, kişisel bilgilerden bahsettik. Sonra en son olarak 5, 6 ve 7'yi birleştirebiliriz burada. Çünkü burada neyden bahsedeceğiz? Katıldığımız kurslar, aldığımız sertifikalar. Bunların detayları olabilir, içerikleri varsa onları yazabilirsiniz. Sonra yurt dışı eğer deneyiminiz varsa, mesela benim CV'mde Work and Travel'a gitmiştim. Bu. Benim Türkiye'de de iş bulmamda Work and Travel çok işime yaradı her zaman. Bu önemli çünkü yurt dışı deneyimi, orada 5 ay işte 3 ay neyse çalışmış olmanız, Erasmus stajına gitmiş olabilirsiniz, bu önemli. Erasmus'a gitmiş olabilirsiniz, o da önemli. Bunların hepsi yurt dışı deneyimlerinizde yazmalı. Sonra tabii ki diller. Orada diller ve ne derece bildiğiniz önemli. Zaten başvurduğunuz pek çok ilanda işte bu ilan için İngilizce upper intermediate işte ya da Almanca B2, Almanca B1 istenmektedir diye hepsinde yazıyor. Siz onu karşılayıp karşılamıyor musunuz diye CV'nize bakmak isteyeceklerdir. O yüzden diller. Ve orada son olarak da bildiğiniz programlar kullandığınız, tabii bu her mesleğe göre değişebilir. Onların da yine bildiğiniz seviyeyi yazmanız bence orada artı olacaktır. Evet, CV hazırladık. CV hazırladık. Bence CV'yi kesin hazırlayın. Otomatik tabii ki siteler hazırlıyor. Ama bunun elinizde olması, zaten yükleyebiliyorsunuz sitelere. Elinizde olması zaten işinizi kolaylaştıracak. Bir de çevirme, işte neydi, acaba benim iş tanımım nasıl yazılıyordu? İngilizce başvuruyorsanız İngilizce ya da Almanca başvuruyorsanız Almanca gibi vakit kaybına sebep olmayacaktır. Bunların hepsi elinizde hazır olmalı bence. Evet, CV hazırladıktan sonra tabii ki bir başvuru yaparken bizden ne isteyecekler? Cover mektubu. Evet, bu cover mektubu nedir? Cover letter dedikleri nedir? Önce bundan bahsetmek istiyorum. Cover letter, siz şimdi başvuruyorsunuz. Tabii ki CV'niz var. Aslında CV'nin bir özetini yazıyorsunuz. Ama neden bu işe uygunum diye daha açıklayıcı, daha ikna edici şeyler yazıyorsunuz. İşte gerçekten çok istediğinizi, gerçekten çok uygun olduğunuzu belli edecek. Ve mesela orada iş tanımlarında işte iş var, iş başvurusu yaptığınızda aranın özellikler oluyor ya aradıkları. Onlardan bahsederseniz sizin yaptığınız işlerde işte size uygunluk açısından bence bu artı olacaktır.
Ayrıca daha sonra o sitelerde bahsederken bu cover letter ile ilgili bir yere daha değineceğim. Şimdi tamam, bunların hepsini yazdık. Bir yandan not aldım, onlara da bakıyorum daha kolay olsun diye. Biz CV'mizi oluşturduk. Cover letter, belki bir taslak oluşturabilirsiniz ama tabii ki her işe göre değiştireceğiniz yerler olacaktır. Ama CV'nizden bahsedeceğiniz için genel tanımı aynı olacaktır. CV'mizi hazırladıktan sonra biz neler, hangi sitelerden iş arayabiliriz? Şimdi aslında çok fazla site var. Şimdi geçen Ağustos ayından beri bunu araştırıyorum ben. Bir sürü videolar da var bununla ilgili. Bir sürü site var. Böyle artık kafanız karışıyor. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz yani. Oraya mı baksam, burada mı baksam? Ama işin özeti şu. Artık her yerde aynı işler var. Yani genelde bu küresel bir firmaysa ya da işte Almanya'nın büyük şirketleri ise yani orada da var, burada da var. En iyi neresi? En kolay nereden yapabilirim? Bundan bahsedeceğim ben size. Ki iki siteden bahsedeceğim size. İlk olarak ne? LinkedIn. Tabii ki bir LinkedIn hesabınız olması gerekiyor. Bunu aktif olarak kullanmanız gerekiyor. Her şeyi güncellemeniz gerekiyor. Ve orada iş aramayı açmanız gerekiyor. Bunu açtınız. Açtıktan sonra ne yapacağız? Buradaki filtrelerden işte nasıl bir iş arıyorsunuz, pozisyon ne, hangi şehirde ya da ülkede, bunları seçtikten sonra size zaten otomatik olarak bildirimler gelmeye başlıyor LinkedIn'de. Ama sadece böyle kullanmayacağız LinkedIn'i. Nasıl kullanacağız? Dedim ya, cover letter yazıyoruz mesela. Mesela siz başka bir sitede gördünüz. Atıyorum Amazon'un bir tane ilanını gördünüz ve ona başvuracaksınız. Cover letter yazacaksınız. Orada ne yapabilirsiniz? Girip LinkedIn'e Amazon'un insan kaynakları da kim var, müdürü? Ona bakıp onun ismine hitaben bir cover letter yazarsanız daha etkili olabilir. LinkedIn'i paralı kullanabilirsiniz. O zaman ne olur? Sizin profilinize bakmışlar mı acaba? Siz o şirkete yolladınız ya da başvurdunuz, size geri dönmüş mü? Yani bunun size artısı var mı? Sadece merak olayını birazcık şey yapabiliyor. Yani işte sizle ilgilendiğini görebiliyorsunuz. Ama şöyle bir artısı var. LinkedIn'i paralı kullandığınızda mesaj atabiliyorsunuz. Yani çok etkisini gördük mü? Hayır, görmedik. Ama bu görülmeyeceği anlamına gelmiyor. İşte siz insan kaynaklarını bir şirketten çok istiyorsunuz orada çalışmak. Onu bulup işte ben 6 aylık iş arama vizesini aldım. Almanya'da çalışmak istiyorum. Size başvuru yapmak istiyorum. CV'mi görmek ister misiniz gibi yazabilirsiniz. Tabii ki insanları burada boğmamak da önemli. Ama oradaki ayarı iyi yaparsanız ne kadar araştırmacı ve istekli olduğunuzu da bence gösterebilirsiniz. Evet, ilk olarak ne dedik? LinkedIn. Bu önemliydi. İkinci olarak da ne? Indeed.de. Indeed.de'nin ben şöyle bir avantajını gördüm ilk olarak. Telefon uygulaması çok güzel. Sürekli size bildirim de geliyor. Indeed'de yine aynı şekilde CV'nizi oluşturabiliyorsunuz ya da oraya yükleyebiliyorsunuz. Ücretsiz bu uygulama. Nasıl? Bizdeki Kariyer.net gibi aslında. Aynısı. Oraya CV'niz hazır olduğunda direkt yükleyebiliyorsunuz ve çok kolay oluyor. İşte orada istediğiniz şehri mesela Münih. Münih'te gıda mühendisliği seçiyorsunuz. Oradan size sürekli oluyor. Bu arada bu araştırma olarak da çok önemli. Dedim ya size, şimdi başvurmuyorsunuz ama 6 aylık iş arama vizesine başvuracaksınız. Sizden diyecekler ki işte siz iş aradınız mı? Ya da biliyor musunuz sizin sektör nasıl Almanya'da diye soracak. Ya da bir belge isteyecek. Dedim ya, konsolosluk. Orada özellikle Indeed'i bu anlamda kullanabilirsiniz. Büyük şirketler otomatik mail gönderiyor zaten. Siz CV'nizi hazırladıktan sonra başvuru yapın. Vizeyi beklemeyin. Onlar size otomatik mail gönderecekler. İşte Amazon'u kullanabilirsiniz bunun için. Zalando'yu kullanabilirsiniz. Ya da sizin alanınızda ne var bilmiyorum. Onları kullanabilirsiniz. Üniversitelere başvuracaksanız onları kullanabilirsiniz. Bunlar da genelde size otomatik bir mail geliyor. Bunların çıktılarını alın. Hazırladığınız dosyaya koyun. Bu gerçekten işinize yarayacak. Ayrıca şunu da yarıyor. Şimdi hangi şehri seçmelisiniz diye konuşmuştuk daha önce. İsterseniz o videoma da bakabilirsiniz. Orada mesela siz Berlin istiyorsunuz. Bizim gibi. Ama Indeed'de ya da işte zaten LinkedIn'e girdiğinizde sizin alanınızda orada iş var mı yok mu? Ne kadar var? Bunu karşılaştırabiliyorsunuz. İşte Berlin'i seçiyorsunuz. Kaç iş çıkıyor? Münih'i seçiyorsun. Kaç tane çıkıyor? Orada görüyorsun yani, açıkçası senin alanın nerede, hangi şehirde en iyi, bunu çok kolay gözlemleyebiliyorsun.
Bunu hatta rapor olarak bile sunabilirsin konsolosluk böyle bir araştırma istiyorsa. Bu siteler kesinlikle işinizi çok kolaylaştırıyor ve diğer sitelere girip uğraşmanıza gerek kalmıyor. Çünkü zaten aynı şeyler var. Burası küresellere de sizi yönlendiriyor zaten. Indeed'de mesela Amazon var. O küresel zaten sizi web sitesine yönlendiriyor. Bu arada bunun gibi küresel şirketlerde size bazı mantık testleri de uygulayabiliyorlar. Yine bunlar da işte başvuru yaptıktan sonra size bir mail geliyor. Online bu teste katılıyorsunuz. Bunun da yine sonucu geliyor işte ya da işte maili geliyor. Bunları da aynı şekilde dosyanıza ekleyebilirsiniz. Bunlar işinizi kolaylaştıracak başvuru sırasında. Yani bu maillerin hepsini kullanmanız sizin işinizi kolaylaştıracak. Bunların hepsi internetten yapabileceğiniz kolay uygulamalar. Bir de ne? Yani evet, benim mesela eşim Yiğit bunu çok savunmuyor ama ben hala bunu savunuyorum. Orada konuştuğum birkaç arkadaşım bunu söylüyor. Hala Almanlar, evet büyük şirketlerin hepsi web sitelerini kullanıyor. Buna katılıyorum ama Almanya'nın yerel şirketleri, küçük şirketler, orada çalışılabilecek daha minik, bizim bilmediğimiz pek çok şirket var. Bunlar yazık ki hala geleneksel ve gazete ilanlarından ilerliyor iş. Bu ne? Bunu buradan yapamıyoruz. Yani bunu Türkiye'den yapamıyoruz. Birisi sizin için orada her gün gazete alıp ilanları sizin için işte buna başvur diye yollamayacaksa yapamıyoruz. Ama eğer siz Almanya'ya bu vizeyi, 6 aylık şarama vizesini alıp Almanya'ya gittiyseniz mutlaka bana kalırsa gazeteleri alın. Oradaki iş ilanlarına bakın. Arayın ya da mail atın. Artık orada nasıl yapılıyorsa, ne yazıyorsa, yani adamlar ne istiyorsa. Bence bundan da kesinlikle sonuç alabilirsiniz. Oradaysanız bu da kesinlikle artı bir iş arama yolu. Özetle bu işin 3 yolu var. LinkedIn, Indeed'de ve ney? Gazeteler. Herkese iyi şanslar. Ayrıca hep unutuyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın.